gündem kaydı. Gündem maddesiyle bağlı kalalım. Seçim maddesinde bir konuşma vereyim. Başkan, peki. Faaliyet konusunu biraz hızlı geçtiniz. Esasında faaliyet kapsamının değerlendirilmesi gerekiyor. Çok hızlı geçtiniz. O yüzden muhtemelen arkadaşlarım tamam. Konuşacak. Şimdi yeni dönem üye aidatıyla ilgili gündem maddesini görüşüyoruz. Gültekin Bey, maddeyi tamamlayayım. Giriş ve üyelik aidatının belirlenmesi hususunda yönetim aynı kalmasını teklif etti. Genel kurulun oylarına sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, bak, oy birliğiyle dernek üyelik... Oy çokluğuyla, aidatlar artsın. Siz muhalif mi kullanıyorsunuz? Muhalif mi kullanıyorsunuz? Sen bağış olarak yapabilirsin Duracığım, bir engel yok. Gündemin 11. maddesi yeni çalışma dönemi bütçesinin okunması, görüşülmesi, oylanması. Bu konuya ilişkin bir önerge var. Toplantı gündemimizin 11. maddesinde görüşecek o da yeni dönem bütçesinde fasıl arasında yönetim kuruluna aktarma etkisi verilmiş hususuyla görüşülmesini. Bu dağıtılan kitapçıkta hepinizde var. Bu konuda söz almak isteyen varsa buyursun. Çünkü okunmasını ayrıca ben zaman açısından iyi kullanmak adına hepinizde olduğu için okumuşsunuz kabul ediyorum. Görüşülmeye açıyorum. Bu konuda söz almak isteyen arkadaşımız varsa buyursun. Yoksa bu bütçe maddesinde oylarınıza sunacağım. Gündemin 11. maddesi yeni çalışma dönemi bütçesinin görüşülmesi. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin 12. maddesi seçimle ilgili. Seçimde kullanılacak oy pusulalarının şeklinin görüşülmesi ve onaylanması. Bu konuyla ilgili bir önergesi olan arkadaşımız varsa divana buyursunlar, sunsunlar. Bu konuda Halim Bey söz istiyor. Buyurun. Yalçın Bey. Buyurun. Sayın Divan, çok değerli genel başkanım, çok değerli oda başkanım, bakanım, TÜRMOP genel sekreterim ve çok kıymetli Şişli'li meslektaşlarım. Ben önce hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bir teşekkür konuşması yapacaktım. Ama Serdar Özkan arkadaşımızın konuşmasında eksik kalan bir noktayı da tamamlamak istiyorum bununla beraber. Önce teşekkür etmek istiyorum. Genel merkeze teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten pandemi zor bir dönemdi. Pandemi döneminde önemli işlere imza attılar. Tüm dernek şubeleriyle irtibatı kesmeksizin gerek eğitimlerle gerek sosyal faaliyetlerde bulundular. Genel başkanıma ve yönetim kuruluna onun için çok teşekkür ederim. Şişli şubesine ve başkanıyla yönetim kuruluna ayrıyetten teşekkür ediyorum. Onlar da bu pandemi döneminde zor şartlar altında Şişli gibi bir ilçede ciddi çabalar sarf ettiler. Alim Başkan'a ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Samimiyet önemli. Ben Serdar Özkan kardeşimize katılıyorum. Bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Hatta iki kanun, temel kanun maddesine dayanarak hatırlatmak istiyorum. Şimdi 5253 sayılı dernekler kanunu her ne kadar düzenleme yapsa da derneklerdeki temel düzenlemeler 4721 sayılı medeni kanunda yapılmıştır. Bu medeni kanunda, derneğin tanımında en az 7 gerçek veya tüzel kişinin kazanç paylaşımı dışında belirli ve ortak bir amaca hizmet etmek ve bilgi ve çalışmalarını sürekli birleştirmek suretiyle oluşan kişi topluluğu diye derneği tanımlamış. Bizim derneğimizin tüzüğünün 3. maddesinde de mesleğin ve meslek örgütünün bağımsızlığının ve demokrasisinin yani demokratikliğinin sağlanmasını tanımlamıştır. Temel amaç neymiş? Belirli ve ortak bir hedef olacak. Belirli ve ortak hedefimizde, tüzüğümüzde bağımsızlık ve demokratikliğin sağlanması. Katılıyorum, samimiyet çok önemli sevgili Serdar Özkan. Sayısal çoğunluğunuzun bulunduğu Bakırköy ve Gazi Osmanpaşa ilçelerinde bir üye yapmadınız. Hatta ve hatta kabul edilmeyen, üyelikleri kabul edilmeyen arkadaşlarımız iadeli taahhütlü üyelik başvurusunu gönderdiler. Geri gelme sebebi adresinde bulunamama falan değil. Kabul edilmemiştir. Gerekçesiyle geri geldi. Onun için samimiyet önemli.
Bu sonucu siz istediniz, biz istemedik. Biz gerçekten hep beraber yürüyelim dedik ama sayısal çoğunluğunuzun olduğu yerde duvar örüp sayısal çoğunluğunuzun olmadığı yerlerde demokratikten bahsetmeyeceksiniz. Çok özür dileyerek söylüyorum. Bakırköy Şubesi, derneğimizin Bakırköy Şubesi kahvaltı düzenliyor. Kahvaltı davetiyesi Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği Bakırköy Şubesi ve Öncü Grup. Burada samimi olacağız önce. Hani hep beraberdik? Hani hep beraberdik? Bu bir önceki seçimden önce bir gün önce üye yaptığınız arkadaşı ertesi gün yönetim kuruluna aldınız. Ama biz 3 aydır oraya üye yapmak için müracaat ettiğimiz arkadaşların evrakı kayıp. Evrakı kayıp yok yani. Dolayısıyla samimiyet önemli ama her yerde samimi, her yerde demokratik olacağız. Sadece Şişli değil. Bu dernek Türkiye'nin çeşitli illerinde ve İstanbul'un bir sürü ilçesinde şubeleri bulunuyor. Her yerde aynı iradeyi ve aynı samimiyeti gösterirsek ondan sonra burada da aynı karşılığı beklemek ve aynı cümleleri kurmak hakkınız olacaktır diye düşünüyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yeni seçilmiş atanan yönetimlere teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Başkan, müsaade ederseniz ben de söyleyeyim. Buyurun.